Biraz Cesus'un hazırlık maçlarındaki Hı -hı. performansını da konuşalım. Bir Dinamo Kiev eşleşmesi Fenerbahçe'yi bekliyor. Şu ana kadar Mehmet Özcan neler gördün Portekizli hocada? Şöyle e, hız e, ve çabukluk üzerine bir Fenerbahçe kurmaya çalışıyor. En azından transferleri ve ben hani işi muhabir olarak söyleyeyim istihbarat anlamında da zaten e, bir ay önce konuştuğumda e, Emre Mor alınır e, bir kenara bir kenar burumu olacak. sol bekte sol ayaklı oyuncu istiyor. Ferdi ile 2-3 saniye kaybetmek istemiyor. Olabildiğince temel felsefesi topu ileri hızlı taşımak. Hatta o dönem yine ...bildiğim Arao ismi bana söylendi. Çok bildiğim bir oyuncu değildi. ...ilk kez Avrupa'ya çıkacak. En büyük özelliği de futbolcu olarak bu bilgiyi veren bana. Fernando'yu çok andırır, uzun top atar. Fernando da çok ters top atardı mesela. O atçı şey, uzun topları Buruma ile Emre buluşturursa mantık şu birebir yakaladım geçerler benim e, o bölgede Serdar Dursun'da olsa da olsa o golü atar ki hala forvet transfer yapılmadı bakarsan son aşamaya bırakıldı ama şimdi tamam teoriye saygı duyuyorum ama pratiğe şöyle çok inanmıyorum ben Buruma'nın da Emre Mor'un da son vuruş anlamında ya da son tercih anlamında oyun akıllarında ciddi noksanlık görüyorum yani ben Buruma ve Emre Mor'a inanarak planlama yapmam. Bir şey sus yapıyor saygı duyuyorum temel olarak kötü bir takım devralmadı bir kere onu söyleyeyim İsmail Kartal'dan. İsmail Hoca da fizik olarak zaten Pereira'dan kötü takım devralmamıştı. Hazırlık maçları çok ölçü olamaz onu söyleyelim. Hani evet Arda'nın dünkü o feriki gole çevirmesi güzel. Yine bindirmeler var özellikle maçın ilk yarısını dikkate alırsak. Ama hani asıl sınav Dinamo Kiev maçı olacak ve Dinamo Kiev'inde uzun süredir resmi maç yapmaması ama diğer yandan da çok sayıda hazırlık maçı yaparak hazırlanabiliyoruz ve e, karşısında da Fenerbahçe'nin kurt bir teknikleri Luchescu var. Yani bir gözü sürekli Türkiye'de. Hı hı. E, muhakkak Fenerbahçe 11'ini ezbere sayabilir Luchescu. Zor bir eşleşme olacak onu söyleyeyim e, Kerem. Ama hani e, Jesus'un şu aşamada ben e, çok yanlış bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Doğru bir tercih. yani Ali Koç şu cümlesinde hakikaten iyi bir hoca getirdi Fenerbahçe. Evet. evet. Jesus'tan daha iyi hocalar vardı. Zidane Paris saint istedi. Bielsa bence şampiyon oynayan bir takımdan sonra örnek veriyorum. İngiltere'nin Newcastle'ın sahibi olsam, e Jesus'a Bielsa'yı tercih ederim. Hani Fenerbahçe için karar verici ben olsam, Bielsa mı Jesus mu? Ben bu sene şampiyonluk istiyorum, kısa vadeli düşüneceğim dersem, benim tercihim Jesus olur. Yani. O yüzden ben bu tercih başarısız da olsa kokuyu eleştiririm. Çünkü kokunun futbol iklimi hatırlayalım işte en son Torrent'te bu yaşandı. Hani İspanya, Hollanda ne kadar bize dokunabilir? Bir de ülkemizde bir dünya futbolunda bir Portekizli teknik adam gerçeği de var. Premier Liginden tut birçok lige dokunuyorlar. Evet. O yüzden de hani ben hani ilerleyen süre Jesus başarılı da başarısız da olsa hani bugün hatırlayıp Ali Koç'a neden getirdin sorusu sormayacağım. Bence doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum o lider ve dominant özelliğiyle. Hoca neler gösterdi Taner şu ana kadar takımla birlikte? Şimdi planladığı şeyleri yerine getirmeye çalışıyor hoca. Çünkü basın açıklamasında ilk göreve geldiğinde yaptığı açıklamada bu işin bir şov oyunu olduğunu aynı zamanda ifade edip hücum oynayan bir Fenerbahçe'nin e, sağda olacağı konusunda en azından e, söylemleri vardı. Şu ana kadar gördüğümüz oyunda Fenerbahçe oyunu 3. bölgeye olabildiğince hızlı bir şekilde yıkmaya çalışan, oyunu o bölgede oynamaya çalışan, karşılaşmasının da hatta yani oyunun ilk 45 dakikasında neredeyse Fenerbahçe'nin rakip ceza sahasında ondan fazla Topla hmm. buluşması vardı. Hı hı. E, bu gerçekten çok yüksek bir değer ve bu değeri sadece bu karşılaşmada değil, bundan önceki mücadelelerin de büyük bölümünde hazırlık maçlarında Fenerbahçe ulaştı. Taner ee, çok özür diliyorum bir detay yapayım. Güzel nokta yakalamışsın. Ben de şunu söyleyeyim. Ferdi ve Osayi'nin çok o pozisyonlara girdiğini gördüm mesela. Evet. Beni de bir futbol saveleri olarak yani sağ ve sol bekini de orada o hücumlara katman çok güzel bize işte bu aslında Ersun Yanal döneminde Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in çıkışlarını bize gösteriyor ve e, muhtemelen burada da yine Fenerbahçe Osayi ile Ferdi sağdan ve soldan geliştirecek adakları. ama buraya bir de Buruma gibi ek olarak işte e, diğer yor. oyuncular da Emre Mor Keza dahil olduğu zaman işin rengi biraz daha farklılaşacak ve burada aslında ben açıkçası Jorge Jesus'un kafasında Ferdi ve Osayi sağ bek ve sol bekle değerlendirmek olduğunu düşünmüyorum. Ee, muhtemelen o bölgelere Fenerbahçe belki de bir transfer yapıp Bu iki oyuncuyu biraz daha ön tarafta değerlendirme ihtimali olabilir Farklı pozisyonlarda Çünkü e, bu karşılaşmalarda belki çok fazla görmedik Ama bundan önceki e, lig karşılaşmalarında geçtiğimiz sezon Bu iki oyuncunun da ileriye çıkışlarında doğan arkadaki boşluklardan Rakiplerin çok fazla pozisyona girdiğini gördük O yüzden de burada e, Jorge Jesus bu riske girer mi? Ondan emin değilim Bu risk nedir? Evet yani bu iki adam da bek pozisyonunda oynadıkları maçlarda hücuma dönük çok güzel işler yapıyorlar. Ama eğer ki istatistik tablosunda ekrana gelen tablolarda ileriye çıkışlardan doğan boşluklarda rakibinin kazandığı ciddi atak sayısı diye bir parametre olsaydı iki oyuncu da ligin zirvesinde olurdu. O yüzden de bunu bizler belki istatistik tablolarısı olarak ekrana vermiyoruz ama video analizlerle Jorge Jesus ve ekibi aslında sağ ve sol bek pozisyonlarında potansiyel riskleri görüyorlardır. Ve Fenerbahçe'nin şu anda yapması gereken bence temel şey o bölgelerde eğer ki yine de siz iki oyuncuyu bek pozisyonda oynatacaksanız bile onların çıkışlarını o bölgeyi kapatmanız gerekiyor. Ben bu karşılaşmalarda da yine Fenerbahçe dönem dönem ara ara oralardan sıkıntı yaşadı ama mesela Beşiktaş'ta bunu Önder Hoca şöyle çözüyordu. Rıdvan ileriye çıktığı zaman Josef kademeye giriyordu. Herhangi bir şekilde Rıdvan top kaybederse orayı kapatayım diye. Diğer taraftan Rozier ileri çıktığı zaman Atip orayı kapatıyordu. Ya da o bölgede kim varsa o kapatıyordu. Hatta zaman zaman Josef iki tarafa da gidiyordu. Böyle bir oyunu Fenerbahçe şu ana kadar kuramadı. Çünkü neden? Birincisi Gustavo eski Gustavo değil. Öyle bir Gustavo diye bir şey yok artık Fenerbahçe'de. Merkez orta sahanın biraz daha koşan, biraz daha Rakibi durduran, fiziksel anlamda daha diri bir oyunu ortaya koyması gerekiyor ki senin sağ ve sol beklerin ileriye çıktığı zaman o bölgeleri kapatabilsin. E, Fenerbahçe'de ben gidişatın e, iyi olduğu düşüncesindeyim. Negatif olarak gördüğüm tek unsur bu onlarca e, unsur içerisinden. Sadece negatif olarak bunu söyleyebiliyorum. Bu bence güzel bir şey e, ve ileriye dönükte Fenerbahçe dokunuşlarına devam edecek. Kiev maçı ile alakalı da umutlarım yüksek ama e, Kiev beklediğimizden daha zorlu çıkacak. Çünkü Ocak ayından bu tarafa 50 tane hazırlık maçı yaptılar. Bunlar Fenerbahçe ile yaptılar örneğin. Geldiler Fenerbahçe ile maç yaptılar, Galatasaray ile yaptılar, Başakşehir'de kaldılar. Antalya'da konaklıyorlar hatta neredeyse sezonunu hep Antalya'da geçirdiler. E, ve... Tabii ki bu diye bir gerçekleri de i̇şin var. Şimdi motivasyon da benim biraz canımı sıkıyor. Milli Taner. takım oyuncuları da bu arada resmi maçlar oynadı geçen ay içerisinde yani Ben, ben iyi işin motivasyonunu sergiledi. şöyle düşünüyorum Taner. Şimdi Fenerbahçe Dinamo elensin. eğlensin. Temelniğimiz evet. o değil ama Lig şampiyonluğunu sonuna kadar kovalacak. Hı hı. Dinamo Kiev tarafına bir dön. Nasıl dünyaya sesini duyuracaksın? Zaten yeterince mağdur olmuşsun. Şampiyon yine kendini atarak yani. Hı -hı. Biraz işin motivasyon kısmında da bu maçı çok önemseyeceklerini düşünüyorum Dinamo Kiev tarafı. Kesinlikle Peki, olaya biraz milliyetçi de yaklaşacak. Çok yüksek bir olasılık. Daha da milliyetçi yaklaşacak daha doğrusu. Ee, kolay bir karşılaşma beklemiyorum. Fenerbahçe'nin karşısında ben kura şansı Fenerbahçe'nin şöyle vardı. Bundan sonraki turda evet. çıkacak rakipler arasında diğer tarafta seviye varken Burada seviye yok. Yani biraz daha en azından... Bu tur daha zor sana katılıyorum. Evet, bu turu geçerse eğer sonraki turu geçme şansı çok yüksek. Playoff'ta tabii ki de öyle kolay bir takım yok şampiyonlar ligi playoff'larına kalırsa. Zaten bugüne kadar da playoff'lardan geçen takımımız da olmadı. Umarım Fenerbahçe ve Trabzonspor bu konuda bir ilki gerçekleştirirler. İnşallah. İki takımımız birden hakikaten şampiyonlar ligine gidebilirse çok çok büyük kazanç olur. 2007-2008 en son. Evet. Çok o, yani, o dönem işte bu playoff sistemi de yoktu. Ya Vardı şöyle, Zürich çıkıyordu gelmiyordu. yani, Sevilla, e, Monaco, Shakhtar çıkmıyordu. Evet, böyle takımlar yoktu. Ee, yani gidişat Fenerbahçe adına olumlu görüyorum. Ama az önce Mesut Özil'de bahsettiğim gibi, yani isterseniz dünyanın en iyi adamını getirin. Ee, kulübün içindeki yapıyı Fenerbahçe'nin hala daha oturtamadığını düşünüyorum. Ee, ama ellerinde çok kıymetli bir mentor var aynı zamanda, Jorge Jesus. Yani Benfica gibi bir takımı baştan aşağı değiştiren, içerisine laboratuvarlar kuran Benfica lab şu an Avrupa'da Milan lab var, bir de Benfica lab var. Benfica Lab'ı kuranlardan bir tanesi de Jorge Jesus. Şimdi Fenerbahçe kulübünün böyle bir kontrat yaptığı ve elinde bence bir futbol profesörü yani profesyoneli var, profesörü var. Şimdi böyle bir adamı yakalamışken de onun bütün e, bilgilerini bir şekilde e, sahaya yansıtması gerekiyor, arka planını da doldurması gerekiyor. E, umarım yaparlar. Hani e, Jesus'un tek rolü sahaya çık maç kazandır değil. Fenerbahçe'nin bundan belki 20 yıl 30 yıllık bir süreç içerisinde kullanabileceği altyapıyı Jesus gibi bir futbol adamına e, futbol dairesine bence kurdurabilir Fenerbahçe. E, Sarı takım takım Alstey'e karşı bir hazırlık mücadelesi oynadı Mehmet Özcan. Tamamen Fenerbahçe'nin baskısı altında evet. geçen bir maçtı. Son bölümde özellikle Arda'nın biraz ile beraber e, kazanıldı. Performansı nasıl buldun? İsmail Yüksek mesela hazırlık dönemine evet. en damga vuran oyuncuydu. %3. İsmail Yüksek'i de bir kere çok net izleyebildim. Galatasaray Bursa Spor hazırlık maçıydı. Hemen belli etti o maçta. Ya gol ya asist yapmıştı İsmail. Yetenekli oyuncuydu. Alt diklerde zaten Balıkesir Adana Demir Spor. Arda bıraktığı yerden devam ediyor. Geçen sezonun sonuna doğru bir sakatlık yaşamıştı. Kerem'in onun üstüne atlaması önemli yine e, variyeteler yapması e, kenardan. ikinci golde de e, rolü var e, Serdar Dursun'un. Büyük e, rolü var. E, Tamamladı. Önemli yani bu tarz skore etki etmesi. Ben geçen sene de İsmail Kartal'ın kendi adıma söyleyeyim. eleştirildi ama çok doğru kullandığını düşünüyorum. Yani 90 dakikadan ziyade yorulan rakiplere karşı 60'tan sonra da 16-17 yaşındaki bir genci oyun atmak. işin bir de kreatiflik kısmı. Direkt kafaya asist yapar. E, Kayseri maçında olduğu gibi... E, uzak köşeye veya yakın köşeye gol de atar. O gol vuruş yeteneği de var. Dün Friki'yi de çok iyi kullandı. Arda önemli. Beklerin dediğim gibi sürekli oyun içinde olması da gayet iyiydi. Crespo o da geçen sezonun sonunu sakatlıkla tamamlamıştı. Ama şunu anlıyoruz Kerem. Hoca Crespo'yu İsmail Kartal mesela 6'da Crespo, 8'de Zeiss etrafını Mert Hakan, İrfan'la tamamlıyordu sanki Jesus Crespo'yu 8'de oraya İsmail Yüksek şu an geçici süre bir transfer yapacak hani ben bunu anladım Fenerbahçe'nin şifresi olarak